Biraz sosyalleş. Benim de boğazım kurudu. Meşrubat bir şey alayım. Bak benim nesil de oraya saklanmış zaten. Merhaba. Gelsene. İyi tamam. Kamber de geldi. İyi akşamlar. Ben bir vişne suyu rica ediyorum. İçine birkaç damla alkol koyabilirsiniz ama ben görmemiş olayım. Tabii. Selam. Yok mu Nadide Hanım? Hayır, hem haber vermeden kaçarcasına buraya geliniyor hem de selam sabah bekleniyor. Sence de tuhaf değil mi barmen? Ha çocuklar neyse de siz niye geldiniz Nadide Hanım? Valla sıkıntıdan geminin orasını burasını kurcalamaya başladım. Sonra baktım içimden bir ses sür gemiyi açıklara Nadide diyor. Hay girişkenim ya ben. Serde araştırmacılık da var tabii. Yanlış bir şey yapmayayım diye kalktım geldim. Ayrıca bana hanım derken sesinizdeki ton bütün bunlara hakkım olmadığını, evde oturmam gerektiğini ima eder gibi belli ki. Çok merak ettim hocam. Bilmiyorum acaba siz de aydın görünümlü ama içi domestik olan kadınlardan mısınız? Biri size yazıp da mı veriyor bu lafları acaba? Size bir sorum olacaktı. Bir kaptan gemisini asla terk etmez derler. Ama siz aynı fikirde değilsiniz galiba. Ben gemimi terk etmedim ki bak. Gemi orada gözümün önünde duruyor. Ben sadece sınırlarımı genişlettim bu akşam. Evet, kabul edilebilir. Bunlar bizden kaptan. Afiyet olsun. Eyvallah. Buralarda seviyorlar galiba sizi. Bize göstermediğiniz başka bir yüzünüz var herhalde. Ayda 3 gün sevdiriyorum kendimi. Kaptan, bizi denize attın. Sonra hiç yüzümüze bakmadın ama. Bunlar denize attın tayfalar değil mi? Mesleği mi bırakmışlar? Ablacığım, biz sanatkarız. Kaptan, bize de bir şey düşer mi bu eğlenceden? Tamam hadi alın bir şeyler bana yazsınlar hadi. Oo. Allah Allah, 10 parmağında 10 marifet bunlarında. Hitchcock, setin ilk günü hususi adam tutarmış kovmak için, diğerler ayağını denk alsın diye. Valla ben taktiklerden pek hoşlanmam ama rahmetliye ve filmlerine içelim bence. Ben de kuşlara biterim. Valla gelmek benim fikrim değildi, istediler getirdim ya. Bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Gelmene sevindim. Ya işte bu birazcık sosyalleşsin diye getirdim ama o da Ceren'e takılmış kalmış. Olur bazen öyle. İnsan takılır bir şeyler. Yanlış yapacak ama. Yanlış yapmaktan korkuyor musun? Ben değil, o yapacak. Yapacak. Tamam bırakalım yapsın. Yanlış yapmayacağım diye hiçbir şey yapmıyor. Ya ilk topladığında cesareti kırılırsa? En azından cesaret ediyor. Ama yine de sonunda kalbi kırılır. Her şeyin sonunda insanın kalbi kırılır. Mühim olan o sona kadar neler yaşadığımız. Hayat deneyip yanıldıklarımızdır. Ne varsa her şey hatırımda. Sanki daha dünmüş gibi. Asik. Benim şarkı. Çok romantiksin. Affedersin. Hatırımda. Ahay. O günler, o günler. Şimdi yabancı gibiler. Bir günlük mutluluğa bir ömür alıp gittiler. Ne günlerdi ah o günler. Lay, la 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 la. Oh, bravo. Dans kursu mu? Hayır Yusuf Bey. Bitmek tükenmek bilmeyen kısım akraba düğünleri. Yani adeta master tezi yaptık kocamla ben buralarda. Sanki daha dünmüş gibi. Senden gelen, senin olan. Yalnız biraz başım döndü benim. Hatırımda.
En son ne zaman sarhoş olmuştun? İşte yine böyle kaynımın düğünüydü galiba. Peki ne yapmıştın hatırlıyor musun? Sabaha kadar dans etmiştim, sonra da sızmıştım. Seninle bir günlük mutluluğa. Ahay, o günler, o günler. Şimdi yabancı gibiler. Nereye gidiyoruz? Bir günlük mutluluğa, bir ömür alıp gittiler. Ne günlerdi ya. Buraya. Hemen uyanmayalım diye. Yani biraz kafa dinleyelim diye. Aklıma esti geldi işte canım. Anlıyorum. Anlamıyorum. Dün gece ne oldu? Sen sızıp uyudun. Bizimkiler şişenin dibini gördü. Sonra her şeyin fotoğrafını çekmeye başladılar. Cem bir iki şarkı daha söyledi. Sonra gruba yaklaştı. O odun bora nasıl hissettiyse hissetti artık. Sen Ceren'e mi asılıyorsun diye Cem'in üzerine uçtu. Ama öyle sarhoştu ki yattığı yerde horlamaya başladı. Kerim o ateş çeviren bir kız vardı ya, koyucu mu diyorlar. Ona asılmış galiba. Akabinde yanımızdan paçaları tutuşmuş vaziyette. Koşarak geçti. Ben şimdi koyucu kıza yürüyordum orada. Ayağınla mı daldın oğlum kıza? Ne yandım ya? Cem tam Ceren'e duygularını açıklayacakken... Ceren beşlik bahçe hortumu gibi Cem'in üzerine kustu. Aylin zaten bütün gece ortada yoktu. Sonra hoca delirdi. Hepsini kulağından tuttuğu gibi gemiye attı. Sonra dönüp seni aldım. Sonra işte buraya geldik. Bir de işte niye geldik buraya? Lan. Belki de birinin bana buranın gerçek olduğunu hatırlatması lazımdı. O kadar zaman oldu ki burası gerçek mi onu bile bilmiyorum. Burası benim çocukluğum, biliyor musun? Bana babamdan kalan tek şey. Bir zamanlar burası yaşıyordu. Böyle gelenler gidenler oluyordu. Biz onları ağırlıyorduk burada ailecek. Hani takılmak demiştim ya. Benim gemi işte burada karaya vurdu nadide. Bir zamanlar burada benimle yaşamayı reddeden bir kadını yıktığı bir yer burası. Sen yarım kalan hayatını tamamlamaya geldin buraya. Ve galiba da başaracaksın bunu ha. Peki... başka yarım kalan bir hayatı onaracak... gücün var mı? Kaptan... Yusuf... benim 5 yaşında bir torunum var. Mümkün mü sence? En çok neyini sevmiştim biliyor musun? Hiç kimseyi takmadan, ne derler diye düşünmeden her şeyi göze alıp buralara kadar gelmedi. O cesur kadının cevabı bu mu şimdi? Ne derler? Öyle mi? Diyenler sadece konuşanlardır Nadide Hanım. Yaşamak isteyip yaşayamadıkları için, korkak oldukları için başkalarını ayıplayıp intikam alırlar. Kendilerince. Ben seni yaşadığını sanmıştım. Şu an bu koyda sen öldün galiba. Al sana bir kaos daha.